Gençler merhaba, Paraf Akademi'ye hoş geldiniz. Kimya dersimizin ikinci videosuyla beraberiz. İlk videomuzda kimyanın temel kanunlarından e, kütlenin korunum kanunu ve sabit oranlar kanunu işledik. Gelin şimdi üçüncü kanunumuz olan katlı oranlar kanununa devam edelim. Dersimize başlıyoruz. Katlı oranlar kanunu arkadaşlar 1804 yılında John Dalton tarafından ortaya konulmuştur. John Dalton Kütlenin korunumu ve sabit oranlar kanununu ile ilgili çalışma ve deneylerden yararlanarak bu kanunu ortaya koymuştur. Katlı oranlar kanununa göre aynı iki element birden fazla bileşik oluşturduğunda elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğer elementin miktarı arasında basit tam sayılı bir oran vardır ifadesini belirtmiştir. E, bu cümlesine karşılık gelen e, örneklerimizi şimdi görelim. Etkinliğimizde arkadaşlar aynı elementten oluşan iki bileşiği görüyoruz. Bu iki bileşiklerde e, herhangi birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementler arasındaki katlı oranları bulacağız. O yüzden öncelikle bileşiğe baktığımızda elementlerin miktarlarının aynı olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Birinci örneğimizde N2O4 ve N2O bileşiğinde azot miktarlarının aynı olduğunu görüyoruz. O yüzden birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene oranını dörde bir buluruz. Bu orana katlı oran diyoruz. İkinci örneğimizde azot miktarları aynı değil, oksijen miktarları aynı. O zaman da azotlar arasındaki katlı orana bakabiliriz değil mi? Birinci bileşikteki azotun ikinci bileşikteki azota katlı oranı 1'e iki çıkar. Üçüncü bileşiğimizde kükürtlerin aynı miktarda olduğunu görüyoruz. O yüzden birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene katlı oranı 3'e 2 çıkar. Dördüncü bileşiğimizde ne kurşunun ne de oksijenin aynı miktarda olmadığını görüyoruz. O yüzden ne yapmalıyız? Ya kurşun ya oksijen miktarlarını eşitlemeliyiz. Ben kurşun miktarlarını eşitlemek istiyorum. Yani 3 ile çarpıyoruz. O zaman bu bileşiğimiz bu şekilde olur. Aynı miktar kurşun ile birleşen Birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene katlı oranı 3 bölü 4 çıkar. Bu bileşikte de hidrojen miktarlarım aynı. O halde karbon miktarlarını oranlayabilirim. Birinci bileşikteki karbonun ikinci bileşikteki karbona katlı oranına 1 bölü 2 diyoruz. Böylelikle her bir bileşik arasındaki katlı oranları bulduk. Yanda bir e, pratik pratik Notumuz var onu da inceleyelim. Aynı elementten oluşan bileşiklerde bir elementin katlı oranı A bölü B ise diğer elementin katlı oranı B bölü A olur. Yani ne demek istiyor? Oksijenin katlı oranı 4 bölü 1 ise azotların katlı oranı 1 bölü 4'tür. Arkadaşlar etkinlikten sonra ee, katlı oranlar kanununa uyan ve uymayan durumlara geldi sıra. Bir bileşikte katlı oranın uymadığı durumlar da mümkündür üç farklı durum göreceğiz. Birinci durumumuz bileşik çiftlerinin iki aynı elementten oluşması gerekiyor. Eğer elementler farklıysa o zaman katlı oran aranmaz. Örneğin burada da vermiş bakır 2 sülfür ve bakır 2 oksit bileşiklerinde baktığımızda bakır ve kükürtten, bakır ve oksijenden oluştuğunu görüyoruz. O yüzden bunlarda katlı oran aranmaz. Ee, şöyle olsaydı. Bakır bir sülfür ve bakır iki sülfür olsaydı o zaman katlı oran aranırdı. Demek ki bileşiği oluşturan elementlerin aynı elementle oluşması gerek. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımızdayız. Ee, bileşiği oluşturan elementler iki tane olmalı. Üç, dört ya da daha fazla elementten oluşan bir bileşikte katlı oran aranmaz. Örneğin potasyum permanganat ve potasyum manganat bileşiklerinde katlı oran aranmaz. Çünkü bunlar potasyum, mangan ve oksijen olmak üzere 3 elementten oluşmuş. 2 elementten oluşmalıydı. 3. uymayan duruma geldik. Aynı 2 elementten oluşan her bileşikte katlı oran aranmaz. Eğer basit formülleri aynıysa katlı oran yoktur. Örneğin C2H4 ve C4H8 bileşiklerine bakıyorum. Her ikisinin de basit formülü CH2'dir. Basit formülleri aynı olduğu için Katlı oran aranmaz Bu üç kurala dikkat edeceğiz İleride göreceksiniz bununla ilgili sorularım olacak Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar kanununa uyar evet, Uyan durumlar istiyor Birinci ile başlıyoruz Azot miktarları aynı değil o halde aynı hale getirelim birinci bileşikteki azot miktarını 2 ile çarpıyorum Dolayısıyla bileşiğim N2O4 olur ee, Diğeri de N2O4'tü zaten Bunlar aynı çıktı o yüzden katlı oranlar kanununa uymaz. İkinci bileşimize bakıyoruz. Demir ya da oksijen miktarları aynı değil. Aynı hale getirmeliyiz. O yüzden birinci bileşiğimizi 2 ile diğer bileşiğimizi 3 ile çarpıyoruz. Birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene katlı oranı 8 bölü 9 çıkar. Böylelikle demir miktarlarını aynı tutarak oksijenler arasındaki oranı bulduk. Katlı oranlar yasasına uyar. Üçüncü bileşimimizdeyiz. E, sodyum miktarları aynı o halde oksijenleri oranlayabilirim. Birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijenin oranı 1 bölü 2'dir. Bu da katlı oranlar uyar. Dördüncü durum uymaz. Çünkü neden? Hangi kural? 3 elementten oluşmuş değil mi? Yani hidrojen karbon ve oksijenden oluşmuş. Diğeri ise hidrojen azot ve oksijen oluşmuş. Yani hem burada farklı element hem de 3 tane element olma durumu var. Kesinlikle uymaz arkadaşlar. Bize uyanları sorduğu için 2 ve 3 diyeceğiz. Cevabımız denizli. örneklerimize devam ediyoruz. Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar kanuna uymaz diye soruyor. Birinci duruma bakıyorum. Karbonların miktarları eşit. Oranlayabilir miyim? Hayır. Çünkü elementler farklı. Biri kükürt, biri oksijen. O yüzden katlı oranlar kanuna uymaz. Potasyum sülfat ve sodyum sülfat. Burada arkadaşlar potasyum, kükürt ve oksijen olmak üzere 3 element görüyoruz. 3 elementten oluşan bileşiklerde katlı oran aranıyor muydu? Hayır. Bu da uymaz. 2 element, aynı element. Oksijen miktarları aynı. Kurşunların oranını yapabilirim. 2'ye 1. Evet bu katlı oranlar kanunu uyar. Bize uymazları istediği için cevabımız bir iki gençler. Geldik sayısal problemlere. Demir 2 oksit ve demir 3 oksit bileşiklerinde aynı miktar oksijen ile birleşen birinci bileşikteki demir kütlesinin ikinci bileşikteki demir kütlesine oranı nedir? Şimdi aynı miktar oksijen ile birleşen dediği için oksijenleri aynı tutmalıyım. Yani bunu 3 ile çarpıyorum. O zaman bileşiğim bu şekilde olur. Artık oranlayabilirim. Birinci bileşikteki demirin İkinci bileşikteki demire oranı 3'e 2 olacaktır cevabımız. X, 2 ve X, Y, N bileşiklerinde aynı miktar X elementiyle birleşen Y elementleri arasındaki katlı oran 2'ye 3'tür. Buna göre X, Y, N bileşiğindeki N değerini bulunuz. Evet hemen bakalım. X, 2 ve X, Y, N. X değerlerimiz aynı mı? Aynı. O da zaten aynı miktar x ile birleşen y'leri oranla diyor. O halde birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye oranına ne diyorduk? 2 bölü n. Bu oranı soru kaç vermiş? 2 bölü 3. Süper. O halde en sayımız direkt nedir? 3'tür arkadaşlar. Bir başka sorudayız. Cxh4 ve C2h y bileşiğindeki... Ee, X ile Y'nin çarpımı 18'dir. Buna göre karbon elementleri arasındaki katlı oranları soruyor. Yani birinci bileşikteki karbonun ikinci bileşikteki karbona oranını soruyor. Evet. Şimdi burada çarpımlarını 18 verdiğine göre e, biz bir değer olarak gidebiliriz. Y değerine bakıyorum. Şimdi Y hidrojenin altında. Burada hidrojenin altında 4 var. Eğer Y'ye 4 verirsem çarpımlar 18 olan bir sayı olmaz. O zaman Y'ye ben 2 vereyim. Tamam mı? Y'yi 2 alırsak diyelim. Y 2 olursa x ne çıkar? 9. O zaman bileşikler C 9, H 4 ve C 2, H 2 oldu. Şu an karbonları oranlayamam. Çünkü hidrojenler aynı değil. Hidrojenler aynı tutabilmem için bunu 2 ile çarpmam gerekir. Ve C 4, H 4 olur. O halde hidrojen miktarlarım aynı olduğuna göre artık karbonları oranlayabilirim. Bu oran 9'a 4 çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden kanunların tanımlarını başta veriyoruz. Bakın aynı miktar hidrojenle birleşen karbonlar arasındaki orana katlı oran diyoruz. E, hidrojenler aynı olmadan karbonları oranlayamayız. En çok çıkan soru tarzlarına geldik. E, tablo ya da grafik verip birinci bileşim formülü buysa ikinci bileşim formülünü bulunuz sorularına geldik. Bu sorulardan çok çıkar arkadaşlar. Farklı kaynaklarda da göreceksiniz. Şimdi gelin e, bu sorular nasıl çözülüyor? kolay bir yol öğreteyim size. Evet. Şimdi birinci bileşikte x ve y'nin kütleleri verilmiş. Birinci bileşiğin formülü, buraya bir formül yeri açalım. Birinci bileşiğin formülü x3, y4 verilmiş. Ve bize ikinci bileşiğin formülü soruyor. Formülü sorduğunda bu formülü de x, a, y, b diye bulalım. Şimdi biz matematiksel olarak a bölü b oranını bulursak bu bileşiğin formülüne ulaşırız. Ee, kolay bir yol size öğreteceğim. Buraya bu pay kısmına birinci bileşikteki x'in y'ye kütleleri oranını koyacağım. Yani 90'a 10. Karşısına ise bu bileşikteki katsayıların oranını koyacağım. 3'e 4. Bölü aynı şeyi ikinci bileşik için yapacağım payda kısımlarına. İkinci bileşiğin kütleleri oranı eşittir katsayıları oranı. Evet formülümü tekrar ediyorum. Burada birinci bileşikteki x ve y'nin kütleler oranını koydum. Karşısına pay kısmına birinci bileşikteki katsayılar oranını koydum. Bölü ikinci bileşikteki x'in y'ye kütlelerini koydum. Eşittir karşısına katsayılarını koydum. Şimdi buradan gerekli matematiksel işlemleri yaparsak ee, burası 9'a 1 olur. Burasını sadeleştirirsek 4'e 1 olur. 9 bölü 1 çarpı 1 bölü 4, 3 bölü 4 çarpı b bölü a matematiksel olarak yaparsak, b bölü a gerekli sadeleştirmelerden dolayı 3'e 1 çıkar. Kimin katsayısı a idi? X'in 1. Kimin katsayısı b? Y'nin yani 3. Böylelikle formülümüzü x 3 olarak buluruz. Kolay bir yöntem değil mi? Öbür türlü nasıl yapacaktık? Ya y'lerin kütlelerini eşitleyecektik x'ler arasındaki katlı oranlara bakacaktık. Ya da x'in kütlelerini eşitleyip y'ler arasındaki katsayılara sayılara bakacaktık. Ee, bir diğer yol şöyle de çözebilirdik. İşte 90 gramda 3 tane x varsa 80 gramda kaç tane var deyip oran orantı yoluyla bulabilirdik. Ee, o yöntemde kesirli sayılar çıkıyor. Bir daha genişletmek gerekiyor. En kısa yöntem budur arkadaşlar. Tabi seçim sizin. Üç farklı çözüm seçeneği var. Bir soru daha yapıp pekiştirelim anlatmak istediğimizi. X ve Y elementlerin oluşturduğu iki farklı bileşikteki X ve Y kütleleri ve formüller verilmiş. Evet tabloya formülü de koymuş bu sefer. X, y, A bileşiğinin formülünü istiyor bize. Evet. Burada da yine oranlayabiliriz. Büyük bölümümüzü çekiyoruz. 12'nin 3'e oranı eşittir katsayılar oranı. Yani 2'nin 6'ya oranı. Bölü 12'nin 2'ye oranı eşittir katsayılar oranı. Sadeleştirmelerimizi yapalım. O halde buradan A sayısını 2 bulduk arkadaşlar. Cevabımız o halde ne olur? X, Y olduğuna göre X, 2 olur değil mi? Bu yöntemle çok kısa sürede çözüme ulaşıyoruz gördüğünüz gibi. Size bu yöntemi tavsiye ederim. Geldik diğer örneğimize. Grafikli sorular. Evet bu sorular da çok çıkar. Size önerim grafikli soruları az önceki soru tarzı olan tabloya taşımanız. Hiç soruyu okumadan hemen tablomu çiziyorum. Birinci bileşik, ikinci bileşik diyorum. X'in kütlesi, Y'nin kütlesi ve formül diyerek tablomu oluşturuyorum. Birinci bileşin kesişim noktalarına bakıyorum. X4, Y değil bakın bileşik yazıyor. Bileşik 8. O zaman X4 ise bileşik 8 ise Y'ye kaç kalır? 4 gram kalır. Buna da dikkat. İndislere okuyacağız soruyu okurken. Bileşik mi diyor, Y mi diyor. İkinci bileşikte x 4'müş. E, bileşik olmuş O zaman y'ye kaç düşer? 6 gram. Bu bileşiğin formülleri ne olabilir? Tamam. Şimdi x'lerin miktarları aynı değil mi? O zaman birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye katla oranı kaç çıkar? 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 çıkar. Şıklardan tek tek bakacağız. Birinci bileşikteki e, y'nin ikinci bileşikteki y'ye oranı 2 bölü 3 olan y. E, Bileşik çiftini seçeceğiz. A şıkkıyla başlıyorum. Kükürtler aynı. Oksijenlerin oranlarına bakalım. Birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oranı 2 bölü 3. Evet direkt cevabımızı bulduk arkadaşlar. Cevabı bulana kadar şıkları tek tek eleyerek çözeceğiz. Evet bir sorumuz daha var ona da bakalım. X ve Y e, kütlesinin birinci bileşik ve ikinci bileşiğe ait olan e, değerleri. O halde tablomuza geçirelim. Şimdi birinci bileşiğin kütlesi 10 grammış. Birinci bileşikteki x 3 gram olduğuna göre y'ye kaç gram düşer? 7 gram. İkinci bileşikteki y'nin kütlesi 14 grammış. Bileşik 18 gram olduğuna göre buna kaç gram düşer? 4 gram. Bize neyi soruyor? Y'lerin sabit miktarıyla birleşen x'ler arasındaki oran soruyor. Eee Birinci bileşin ikinci bileşiğe de olur. İkinci bileşin birinci bileşiğe de olur. Bakalım. Biz önce birinci bileşiğin ikinci bileşiğe oranını bulalım. Eğer e, çıkmazsa tersini alırız. Y'lerin oranlarını eşit diyelim. 7'ye 14 eşit değil. O zaman 2 ile çarpacağız. 2 ile çarparsak x'in miktarı 6 olur. Y'nin miktarı 14 olur. Şu an y'ler eşit. O halde birinci bileşikteki x'in ikinci bileşikteki x oranı 6'ya 4 olacaktır. Yani 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Şıklarda 3 bölü 2 var mı? Yok. Demek ki soru ikinci bileşikteki x'in birinci bileşikteki x'e katlı oranını istiyor. Ben size pratik bir yöntem söylemiştim. Demek ki e, bileşikleri değiştirirsek oran da değişir demiştik. x indislerinin yerlerini değiştirdi. İkinci bileşikteki x'in birinci bileşikteki x'e katlı oranını sordu. O yüzden 3 bölü 2 değil 2 bölü 3 oldu cevabımız. Zaten iki cevabı da koyamaz. Umarım katlı oranlarla ilgili farklı soru tarzlarından olayı kavramışsınızdır. Sizden ricam videoyu izledikten sonra e, tekrar kağıt kalem alıp bu soruları tek tek çözmeniz arkadaşlar. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. E, kimyanın temel kanunlarını bitirmiş bulunuyoruz. E, konu tekrarı yapıp e, paraf yayınları 10. sınıf, e, VIP yayınları 10. sınıf ya da yanıt yayınları 10. sınıf kitaplarımızdan örnek soruları çözüp pekiştirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın, kimya çalışmayı unutmayın. Hoşçakalın gençler.